Pişman olunan dövmelerle ilgili sildirmek isterlerse kişiler hangi teknolojiden şu anda faydalanıyorlar? Şimdi dövmeyle beraber aslında bir paralel konu daha var. Hanımların kalıcı makyajları. Aa, mesela onlar da dövme. Yani hani demiştik ya, bu iş bir mühendislik tabii. İşi, bir matematik. Neden hepsinden bir matematik? Bahsediyoruz. Kaşına daha öncesinde dövme yaptırdı veya herhangi bir bölgesinde dövme yaptırdı. Yani bu cildin içine sokulan bir boya. Boya. Bu boyadan... Cildin çok üstünde kalırsa cildiniz zaten onu kabul etmiyor. O da bir dövme ya da kalıcı makyaj olmuyor. Belli bir derinliğe inmesi lazım. Orada kalan bir durum var. Ama üstünde de bir miktar cilt gelişiyor. Çünkü önce kabuklanıyorsunuz. Tabii. Ondan sonra yeniliyor, cilt onu onarıyor falan. Ve üstünü kapatıyor onu. Hı. Şimdi dövme silmeyle ilgili bugüne kadar geliştirilebilen teknolojiler cildin üstünü suyu ısıtan lazer ışıklarıyla ısıtıp orada çok yüksek enerji biriktirip biraz cildin üstünü de yakarak oradaki boyanın ısınıp parçalanıp temizlenmesi ya da o kabukla gitmesini hedefliyordu. Evet. Şimdi bu yeni teknolojilerle değişti. Niye değişti? İşte pikosil teknolojisi dediğimiz yani pikosaniye ile ilgili bir olayla gelişimle biz cildin en üstündeki bölümü yakmadan cildin içine artık inebilecek hıza ulaştırdık lazerleri, lazer ışıklarını. Pikosilde. Evet. Hı hı. Bu teknoloji içeriye hiç cildinizin yara kabuk oluşturmadan içeriye giriyor ve orada hem renkli hem de siyah dövmelerin hepsinde içerideki boyayı parçalayabiliyor. Çünkü bir de renkli dövmeler var. Tabii tabii. Yani eski teknoloji bir şekilde renkli dövmelerde hiç işimize yaramıyordu. Ha, öyle miydi? Evet. Kalıcı makyajda da renk olduğu için bir şekilde ben daha çok yüzlerle ilgileniyorum. Yüzde bizim sorunumuz şu. Çok kaşsız bir insan yaşlı gözüküyor. Ve doğru. Sinirli gözüküyor. Hanımlar da bunu fark ettikten sonra çok ciddi bir kalıcı makyajla ilgili bir endüstri gelişti ve çok fazla kalıcı makyaj yapılıyor. Bunların boyalarını bilmiyoruz. Hı. Niye bilmiyoruz? Kalıcı makyaj boyasının içinde dövme boyası da olabiliyor. Hı. Uzun sürede kalabiliyor. Zaman içinde bunlar renk değiştirebiliyor. Onun dışında yapıyorsun sonra kırmızıya işte, dönebiliyor falan. Siz dizaynını yukarıda yapıyorsunuz ama yaşlanma devam ediyor. Belli bir süre sonra bunlar aşağı gelince iniyor. Beğenmiyorsunuz. Yani bununla ilgili çok sorunlu insanlar var. Gibi bu durumlarda kurtulmak için piko lazeri kullanabilirler. Peki dövme sildirme tedavisi gören bir kişiyi nasıl bir süreç bekliyor diye sorayım. Uzun bir süreç bekliyor. Hmm. Yani her şeyden önce biz dediğim gibi içeride bir şeyi buharlaştırıp yok etmiyoruz. Abrakadabra işi değil bu. Değil. İçeriye gönderilen ışıklarla biz boyayı parçalıyoruz. Parçaladığımız boya 2 ay boyunca içeriden vücudumuzun savunma sistemi tarafından hasar görmüş doku olarak algılandığı için oradan temizleniyor. 2 ay sonunda bir alt tabakada kalan boyaya gidebiliyoruz ışıklarla. Çünkü hani boya da orada sadece bir sticker gibi değil. Yani orada derinliği olan 3 boyutlu, kimi yerde daha fazla, kimi yerde daha az. O yüzden bu 2-2-2 giden şekilde aylarla yani belki 8 aydan başlayan 1 seneye kadar giden, bazen daha da uzun sürebilen boyanın derine, boyanın ne kadar olduğuna ve cildin ne kadar kalın olduğuna göre. Hı. Mesela boyunda bir bayanın boyundaki bir dövmeyi biz birkaç seansta kolayca silebilirken bir erkeğin omuzu ve sırtı olduğunda deri çok daha kalın. Oraya daha çok ve daha derine boyalar bırakılıyor ve daha uzun seanslar gerekiyor. Gerekiyor. Yapısına göre, yerine göre de değişiyor. Evet. Peki herhangi bir komplikasyon görülüyor mu sonrasında bu tedavinin? Şimdi bizim zaten hep beklentilerimiz dedim ya, mucizeye yönelik. Biz boyayı içeri yerleştirilirken bile bir hasarın oluşturduğunu biliyoruz. Çünkü kabuk o yüzden oluşuyor. Cildiniz zarar gördüğü için kabuk. Yani düştüğünüzde kimi zaman iz kalabilir, kimi zaman kalmayabilir. Ya da bir kedi tırmaladığında sizi belli yerlerinizde iz kalır. Eğer boyayı yerleştirilirken bile bir hasar varsa bu boyayı sildikten sonra ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir dövme silme işleminde boya hiç kalmasa bile bunun asla sizin diğer ten bölgeleriniz gibi, vücudunuzun başka yerindeki yanındaki deri gibi olmasını hayal etmemeniz gerekiyor. Öyle mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.